Merhaba sevgili dostlarım. Öncelikle hepiniz kanala hoş geldiniz. Bugün sizlerle altın, dolar, borsa gibi yatırım araçları değil de asıl ekonomiyi öğrenmeniz gereken, asıl bu tarz makro sorunların nereden çıktığını bilmeniz gereken bir kısmından bahsediyorum. Aslında yani gerçek ekonomiden biraz bahsetmek istiyorum sizlere. Arkadaşlar 20 Ağustos tarihinde 5 gün önce Maliye Bakanlığı bir açıklama yaptı ve dedi ki 31 Temmuz itibariyle güzel kardeşim merkez yönetim borç stokunu açıkladı. Şöyle sizlerle bakalım merkez yönetim borç stokunu arkadaşlar. 1 trilyon 720 milyar şeklinde bir borcu varmış. Bunun 829 milyarı TL tutarında, 891 milyarı da ise döviz cinsi borçtan oluşmaktadır. Şundan şunu anlıyoruz arkadaşlar. 891 milyar TL. Eğer paradaki aşınma devam ederse, TL'deki savunmamızı yani faizimi yukarı çekmezsek ve TL'nin değer kaybetmesi hızla artarsa buradaki borç yükümüz de artacak. Yani artık daha fazla TL ile aynı dolar cinsinden para bulmaya çalışacağız. Ve bizlerin arkadaşlar borç stoku artacak. Buna baktığın zaman 83 milyon arkadaşlar bizler hepimiz hadi borcumuzu ödeyelim desek kişi başına 21.000 TL gibi bir rakam çıkıyor. Yeni doğan çocuklar bugün doğduğu zaman sadece kamu borcu. Bunun içinde özel sektör borcu yoktur. 21.000 TL borçlu olarak doğuyor arkadaşlar. İkinci olarak göstermek istediğim güzel kardeşlerim faaliyet maliyette tablosu. Lakin benim raporu okurken şöyle bir şey dikkatimi çekti. Burada faaliyetin adını diyor ki finansal ürünlerin çeşitlendirmesi ve finansal tabına yayılma faaliyeti. Burada kastedilen şu. İsterse arkadaşlar borsa olur bu. İsterse altına endeksli mevduat olur. İsterse bu varantlar olur. İsterse kira sertifikaları olur. Yani ne olursa olsun. Siz bu faaliyet adına finansal ürünlerin çeşitlendirmesi koymuşsunuz. Ama baktığınız zaman ödeneklerde arkadaşlar şöyle bir şey var. Personel giderleri ne alaka? SGK devlet prim giderleri ne alaka? Hele ki şuradaki buradaki şeyi vermemişler. TL mi 1000 TL mi açıklamasını. Ben bunun güzel kardeşlerim TL olduğunu düşünüyorum. Çünkü 150 milyar TL kadar borç verecek bilmiyorum yani bu kadar borç ve kime verdiler. Ama eğer 1000 TL şeklindeyse 150 milyar çünkü herhangi bir dipnotunda böyle bir şey yoktu raporda. Değilse normal TL ise 150 milyon TL kadar bir borç vermiş. Bu borç kime verilmiş arkadaşlar? Bakın toplam kaynak ihtiyacı da 150 milyon ve artı personel giderleri ve devlet prim giderlerinin toplamıyla beraber 150 milyon 431 bin lira çıkmış. Bunun herhangi bir açıklaması yok. Bu borç kime verildi? Neden verildi? Vade yapısı nasıldı? Eğer bu borcu sermaye transferi şeklinde verdiysek yani kamunun dışında herhangi bir yerde sermaye birikimi elde edip buna yatırımları tetikleyeceksek bunun açıklanması gerekiyordu ama böyle bir açıklama yok arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman diğer raporda benim dikkatimi çeken rapordaki bir diğer sıkıntılı kısım ise bakın arkadaşlar burası asker personeli ya da polis personeli o tarz şey değil. Burası sadece Maliye Bakanlığı'na bağlı devlet memurları. Şu baktığınız zaman büyük illerde İstanbul gibi Ankara gibi İzmir gibi nüfus yoğunluğu kaç milyonlarca belki ülkenin yarısı kadar olan yerde siz merkezlerde yani sadece 2019'da arkadaşlar baktığınız zaman değiştirmemizi 11 bin, 10 bin, 10 bin, 11 bin değiştirmiyorsunuz. Lakin burada da bir azalış var Taşra'da. Okey. Ama Taşra'da 2015'te 20 bin insan neden çalışır? Yani milyonluk nüfuslarda 10-12 bin adam yeterken Taşra'da yani köylerde, mahallelerde arkadaşlar kazalarda 20 bin insan nedir bu? Tabii ki de bu düşürülmüştür ekonomik sıkıntılarla beraber. Türkiye'nin gayri safi yurt dışı hasılasının işsizliğin artması ve üretim ayağının daralmasıyla beraber gelirimiz düştüğü için burada bir kısılmaya gidilmiş. Ama yine de baktığınız zaman arkadaşlar eğer biz merkezlerde bu kadar çalışıyorsak Taşra'daki bundan daha fazla olması çok da kabul edilebilir benim açımdan bir durum değildir. Şuna baktığımız zaman arkadaşlar diğer bir dikkatimi çeken lisanslarda bir yığılma olması. Ama lisanslar yığılma olmasında pek bir numarası yok. Asıl numara burada arkadaşlar. 30.41'de. Yani biz genç işsizlerimizi, üniversiteden yeni mezun olan arkadaşlarımıza hiçbir şekilde fırsat vermiyoruz. Bakın 18-29 dedi. Bir insan 22-23 yaşında üniversite bitirse arkadaşlar 7 yıl. 7 yıl boyunca ne yapıyor bu arkadaş? 7 yıl boyunca KPSS mi azınıyor? KPSS soruları niteliği nasıldır? Ya da atamalarda biz çok fazla elemelerde liyakat sistemini unuttuk, adam sistemine mi geçtik? Yani bunlar sorgulanması gerekiyor. Lisans buna göre daha önemsiz ama çok da önemli olan bir nokta ise lisansın bu kadar yayılması arkadaşlar verimliliğe şey değil verimlilik artışında iyi değil. Çünkü yüksek lisans ve doktora yapan insanlar arkadaşlar verimlilik olarak lisans öğrencisinden lisans mezunundan çok daha verimlilerdir. Yani sizin girdiye üretim girdisine ya da hizmet girdisine ekstra verdiğiniz bir birim insan ne kadar daha fazla çıktı aldığını burada verimden kastım bunu anlatmaya çalışıyorum. Ama lakin
Şuradaki lisans seviyesi 16 bin. Yani bu sadece şey de değildir. Hani devlet politikası değildir. Demek ki insanlarımız da umudunu kesmiştir. O da olabilir. Yüksek lisans ya da doktora yapmıyorlardır. Baktığımız zaman buradaki yılmada verimlilikteki öndeki en büyük problem arkadaşlar kamudaki ve de biz genç arkadaşlarımıza çok fazla çalışma olanağı sunmuyoruz demektir bu. Şöyle bakarsak arkadaşlar bizim bütçemizin ödenekleri nereye ayrılıyor? Bakın en sıkıntılısı faiz giderleri. Bütçenin dörtte biri faize gidiyor arkadaşlar. Yani o kadar borçlu bir devletiz ki sadece ana parası değil. Yanlış anlamayın. Ana parasının faizi bütçe gelirlerinin %25'i, dörtte birini oluşturuyor. Baktığınız zaman cari transferden bizim kastımız ne arkadaşlar? Cari transfer içinde mesela hazine yardımları girer, görev zararları girer, memur maaşları girer. Yani bu tarz şeyler cari transferdir. Sermaye giderleri ve yedek ödeneklerde çevişir arkadaşlar. Yedek ödeneklerden kastımız da merkezi yönetimin güzel kardeşlerim bütçe konusunda belirtilen hizmetleri gerçekleştirirken yani bütçede siz bir konu koyuyorsunuz böyle bir hizmet giderecek ama bu ödenek yetmiyor. O yetersiz kalan ödenekleri ekstradan ödenek ayırıyorsunuz. Yani mesela başlangıçta 1 milyon ödenek ayırdınız ama dediler ki işte bizim ödeneklerimiz yetmedi bize 2 milyon daha lazım. Tamam arttıralım 3 olsun. Hani bu tarz aradığınız ödenekler mavi dilimin içinde ve de sermaye giderleri. Belki de en olumlusu arkadaşlar sermaye giderleri. Çünkü devletin arkadaşlar şeyini arttırır bunlar. Binasını, makine tesisatını yani varlıklarını arttıran bir harcama olduğu için belki de en önemlisi budur. Sermaye transferde şöyle arkadaşlar 1.6 oranında sermaye transferimizden kastımız şu. Devletin kamunun dışında bir sermaye birikimi oluşturarak arkadaşlar yani özel sektörde bir sermaye para bir fon birikimi oluşturarak bunların yatırımının tetiklenmesini sağlamaktır. Çünkü yatırım yaparken arkadaşlar evet girişimcilik ürününüz varsa okey bir fikriniz varsa okey ama paranız yoksa eğer yatırım yapamazsınız. Bence bu arkadaşlar sermaye transferi çok yetersiz kalmış. Yani bu yeni bir istihdam alanı yaratır. Bu işsizliği azaltır. Ama lakin ayrılan pay sadece %1. Ama faiz ödememiz %25. Ve de cari transferler bunun içinde hazine yardımına dediğimiz yani bir diğer şeylerde göstereceğim slaytın ilerleyen kısmında ya da görev zararları, kamu iktisadi teşebbüslerinin piyasanın altında hizmet vermesi. Bunlar çok yüksek bir şekilde ve verimsiz olarak tutuyor. Bütçenin harcamanı güzel kardeşlerim. Burada da arkadaşlar kar amacı gütmeyen kurusu yapılan transferler diyor. Ben ama ulusal fonu buradan çıkaracağım. Nedenini açıklayacağım arkadaşlar. Lakin memurların öğle yemeğine yardım ödeneklerine bakalım biraz. KVÖ dedikleri arkadaşlar kesintiden başlangıçtaki ödenekler. Yani bu ödenekler artırılabilir, azaltılabilir. Yani değişken ödenekler. Toplam ödenek arttırılmış arkadaşlar burada gördüğünüz gibi ama harcama 13 milyon kalmış. Tamam burada bir memurların öğle yemeğine yardımda çok büyük bir kesinti yok. Mesleki yeterlik kurumlarına ayrılan pay bence az. Çünkü mesleki insanların eğitimini arttırırsınız arkadaşlar. Burada sizin çıktığınız ve üretim artışı elde eder. Üretim artışı da insanların arkadaşlar refahını arttırır. Çünkü üretim fazlaysa mal ve hizmetlerin fiyat düşer ve sizin paranızın satın alma gücü yükselir. Baktığınız zaman ben buna biraz sıcak bakmıyorum. Düşük kalmış. Çünkü TL olarak yani sadece 478 bin TL. Bugün baktığınız zaman 0,1 BMM parası bile etmiyor belki de. Ediyor etmiyor yani. Kamu işveren sendikanın yapılan yardımlarda da güzel kardeşlerim. Başlangıç ödeneği ve son ödenek değişme olmamış ama 400 bin lira daha az bir ödenek verilmiş. Bunların nereye ayrıldıkları da önemli. Bu verilmeyen geri kalan paralar nereye aktarıldı? Artık örtülü ödeneme mi gidiyor? Ne oluyor? Bu da raporlarda yazmıyordu. Ama şuradaki en sıkıntılı arkadaşlar şey siyasi partide yapılan ödemeler 772 milyon neredeyse 1 milyara yaklaşmış arkadaşlar. Ama gördüğünüz gibi buradan hiçbir kesinti yok. Siyasi partiler yan gel yat al parayı geç. Ne bu? 772 milyon. Hiçbir içinde de alım da yok. Yani başlangıç ödenek neyse sonunda da aynısı verilmiş. Sadece içinden şöyle bakarsanız 564 lira gibi para kesilmiş. Hepsi bu kadar. Ulusal fonun ise arkadaşlar şöyle bir özelliği var. Bakın. Ulusal fon güzel kardeşlerim çeşitli finansal varlıkları yatırım yapmak, gelirlerini arttırmaya hedefleyen ve gelecek nesillere refah transferi sağlamaya amaçlayan finansal araçlardır ve yatırımlardır. Yani bizim amacımız şu, paranın zaman değeri dediğimiz arkadaşlar enflasyonun aşınmasını engelleyecek. Hatta enflasyonun daha ileriki seviyelerde enflasyondan yüksek bir şekilde para kazanmayı sağlayan ister yurt içindeki şey olur, devlet tahvil bonolarını alırsınız, ister borsaya girersiniz, ister yurt dışındaki fonlardan alırsınız. Hani bu tamamen kamunun belirleyeceği bir strateji. Lakin buna ayrılan fonlar da yani gelecek nesilleri refah transferi şeklinde ayrılan fonlar arkadaşlar siz 200 milyon ayırmışsınız bunun 100 milyonunu kesmişsiniz kesintiden de kesinti 78 milyon kesinti yapmışsınız. Yani bu paralar nereye gidiyor? Bunda kafa karıştırıcı tabii ki de. Şimdi arkadaşlar burada Hazine Maliye Bakanlığı'nın 2019'daki harcama kalemleri. Ben size bunları önemli gördüğüm yerleri alacağım. Zaten aldım slaytta. Lakin burada
Rakamlar küçük, gözle görmek için biraz sıkıntılı. O yüzden benim asıl dikkatimi çekmek istediğim yerleri göstereceğim size. Lakin şunu şöyle bilseniz yeter arkadaşlar. Personel giderleri, sosyal güvenlik kurumuna ödenen giderler, mal ve hizmet alım giderleri, cari giderler, borç verme, yedek ödenekler. Bu tarz giderlerimiz varmış. Ama bakalım içeriğinde neler varmış. Asıl önemli olan. Mesela ilkinde arkadaşlar, cari transfer. Hani biz diyorduk ya, faiz ödemelerimiz yükselmişti. İşte faiz ödememizin neden yükseldiğini hemen bir örnek. Bu arkadaşlar 2014-2019 son 5 yılın tablosudur. Burada bizim iç borç faiz arkadaşımız öderken, bakın 40 milyon kadar öderken bir bakmışız arkadaşlar 83 milyon çıkmış. İki katı yani. Dış borç faiz giderleri arkadaşlar çok daha fazla, neredeyse 3 katına ulaşmış dış borç faiz giderlerimiz. Kira sertifikası arkadaşlar şöyle bir şey. Bu Mehmet Şimşek tarafından getirildi. Öncelikle onu söyleyeyim. Çünkü insanlar bildiğiniz gibi Müslüman bir ülkede yaşıyoruz ve faize olan hassasiyetleri çok. Bu yastık altında kalan altınların ekonomiye kazandırılması ve değerlendirilmesi için Mehmet Şimşek tarafından insanlar için arkadaşlar hakları arasında kar payı alınır. Yani hakları oranında ne kadar hakkın varsa o kadar oranında bir kar payı alırsın. Ama bunun adına faiz demiyorlar. Bundan dolayı da işte arkadaşlar bunun adına kira sertifikası giderleri giriyor. Bu daha çok arkadaşlar altınlarda geçerli. Şöyle bakarsak para piyasındaki sistem faiz giderlerinde de gördüğünüz gibi iki katına çıkmış. Yani faiz ödememiz 5 yılda arkadaşlar 2 kat, 3 kat birden yükselmeye başlamış. Bu o payda gösterdiğim %25'lik payın içindeki kısımda arkadaşlar. Personel giderine bakalım ama ne hikmetse ki memurlarda bir istihdam yaratmak için kamu maliye araçlarıyla kamu harcamaları istihdam alanına yatırılmamış. Bakın memurlara verdiğiniz maaşlar burada. 1.376.021 bu 1 milyardır büyük ihtimal. Raporda bir bakalım, raporda var mı şimdi tam, evet 1.000 TL, evet, tam düşündüğün gibi 1.000 TL arkadaşlar. Yani 1 milyar 376 milyon tamam memurun. 5 yılda sen verdiğin zamlarla enflasyon kadar 1 milyar 909 milyon. Yani şu 10 milyar falan olsa diyeceğim ki evet ya devlet daha fazla istihdama destek olmak için memur alımı yapmış vesaire, ama öyle bir şey göremiyoruz arkadaşlar. Harcamalar sadece enflasyon endeksine arınmış şekilde kalmış gibi görünüyor gözüme. İşçiler arkadaşlar gördüğünüz gibi 4 milyon arınmış, 75 milyon çıkmış. Biraz kademesi düşük işçilerde alım var ama 75 milyon ne kadar yeterli bir fikrim yok onunla ilgili. Sözleşmeli personel arkadaşlar çok bir şey artmamış. 5 yılda sadece 35 binden 75 bine çıkmış. Buna bakarsanız bu da enflasyon arındırmış zam ücretidir. Ekstradan yani varsa da istihdam çok az kalmış. Burada bakarsak arkadaşlar bu da sosyal güvenlik kurumlarındaki memur sayıları, maaşları 218 milyondan 296 milyon. Hiç neredeyse şey yok. Yani şurada kısacası gördüğünüz arkadaşlar istihdama devlet tarafından arkadaşlar kamu harcamalarıyla bir yardım yapamamış. Sürekli bu özel sektörden bekleniyor. Özel sektörde bu kadar çok ucuz işçi bulduğu için de arkadaşlar tabii ki de 2 liradan, 2,5 liradan, 3 liradan çalıştırmak istiyor. Ve insanların da asıl burada devletten olan umutları, gelecek kaygıları burada başlıyor zaten. Şöyle bakalım arkadaşlar yurt içi borç ve diğer ülkeler. Ha, bunlar çok sorun değil arkadaşlar. Borç verdiyseniz bir faiz geliri elde edeceksiniz. Borç verdiğiniz paralar 5 milyardan 16 milyara çıkmış. Diğer ülkede verdiğiniz paralar 568 milyondan 1,5 milyara çıkmış. Yani bu borç verme konusunda herhangi bir problem yok. Problem şurada arkadaşlar. Bakın. Doğal afet giderlerin karşılama ödeneği. Hatırlıyor musunuz? Deprem olmuştu Elazığ'da. Hemen devlet yardım topluyordu. Acun Ilıcalı öncülük etmişti vesaire. Fonlar arkadaşlar ne kadar yetersiz kalmış. Yani biz yurt dışındaki diğer ülkede verdiğimiz paranın 1,5 milyarın, yani şöyle bakıyorum yarısı da onda biri, 141 milyon sadece. Bak arkadaşlar 141 milyon bu, yani ülkenin arkadaşlar nasıl yönetildiği ile alakalı. Demek ki bizim ülkemizde şu diyor, yani doğal afetler fazla olmaz. Geçen Giresun'da olduğu gibi sel arkadaşlar, deprem olmaz. Binalar yıkılmaz. Her şey tam takır gider. Biz bunlara ödenek ayırmaya gereğimiz yok diye düşünüyorlar. Bir diğer acı olay da arkadaşlar yatırımları hızlandırma ödeneği. Yani şuna bakarsanız yatırımı hızlandırma ödeneği. Yani yatırımlar artacak ki kapasite kullanım oranlarımız artacak. Daha fazla mal üretebileceğiz, hizmet üretebileceğiz. Gayri safi yurt içi hasılamız artacak ki kişi başı milli gelirimiz artacak. Yani refah artacak. Ama biz 5 sene önceki arkadaşlar verdiğimiz 632 milyon bile mum zarar olmuşuz. 600 milyona kadar gerilemiş. Asıl en fazla ödeneğin ayrılması gereken yerler, en az ödeneği ayrılması gereken arkadaşlar en fazla olarak dikkat çekiyor. Şöyle bakarsak arkadaşlar burada en önemli iki tane yer var arkadaşlar. Bunlar çok sıkıntılı şeyler. Zaten bu kar amacı gütmeyen kuruluşlar zaten şurada size gösterdiğimde bakın. Burası işte kar amacı gütmeyen kuruluşlar. Hani burada açıklamıştık ya siyasi partileri, ulusal fon, memur ödemeye yardım vesaire. Onun kastettiği orası. Ama ben burada asıl size konuşmak istediğim görev zararları ve hazine yardımları.
Peki arkadaşlar, hazine yardımından kastı ne? Yani ne anlama geliyor bu hazine yardımı? Bu hazine yardımı şudur. Bütçeden arkadaşlar karşılıksız olarak, bakın dikkatini çekiyorum, karşılıksız olarak kaynak aktarılan kurumların bütçe açıklarının finansmanı için. Yani siz arkadaşlar kaynak aktardığınız devlet kurumlarının bütçe finansmanı için hazineden ödenek alıyorsunuz. Peki bu yardımlar ne olmuş? 50 milyondan arkadaşlar 100, pardon 50 milyardan 105 milyara kadar çıkmış gördüğünüz zaman. Demek ki sürekli bir açık veriyor ki bu açıkları kapatmak için hazinenin üzerine bindirilen bir yük. Peki bunlar kısaca nelerdir diye söylerseniz, yani genel bütçeye hazine yardımı, bakın genel bütçe. Mali idareler, yüksek öğretim kurumları, SGK, siyasi partilere hazine yardımları, diğer hazine yardımları, bunların alt başlıkları. Peki görev zararı ne güzel arkadaşlarım? Görev zararından kastı da kamu iktisadi teşebbüsleri. Yani kamunun arkadaşlar ekonomik faaliyetlerini yürüten teşkilatlanmalar. Bunlar arkadaşlar hükümetçe piyasa şartlarının dışına çıkılarak görev verilmesi. Yani piyasa şartlarının dışına çıkarak görev verilmesinden kastım ne biliyor musunuz? Mesela tarım kesimine arkadaşlar mazotu daha ucuzdan vermek. Atıyorum KOBİ'lere faiz oranlarından daha düşük faizli bir borçlanmasına neden olmak. Ama lakin bakıyorsunuz, biz bunları veriyoruz ama geçenlerde Venezuela'dan tarıma hani destek veriyorsanız peynir ithal ediyoruz. Bakıyorsunuz buğday ithal ediyoruz. Yani nasıl görev zararları, nasıl yardımlar bunlar? Ya yani ben bunları hiç anlayamadım yani. Baktığınız zaman KOBİ'ler, küçük orta boy büyük işletmeler diyorsunuz. İşletmeler arkadaşlar, ayırdığınız ödenek artmış şimdi görev zararlarında. 15 milyardan 52 milyara kadar gelmiş. Okey. Bir problem yok. Yani kitlere zarar yazdırıyorsunuz. Bu kamu iktisat teşebbüsleri, mesela ben size birkaç tane sayayım. Devlet bankaları da arkadaşlar kitlere girer. Ziraat Bank, Halk Bankası, Vakıf Bank, bunlar da kamu iktisat teşebbüsleri. Aynı zamanda Devlet Malzeme Ofisi, Etimadem dediğimiz borç çıkarma şeyimiz, firmamız, Türkiye Mahsul Ofisleri, bu işte hububat, tarım ürünlerini köylülerden elinden alıp halka veren kamu iktisadi teşebbüsü. Aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları, BOTAŞ. Bunların hepsi arkadaşlar kamu iktisadi teşebbüsü. Hepsi görev zararının içinde bunlar da var. Baktığımız zaman en işte o cari transferde pasta da vardı arkadaşlar %68. En büyük ikisi burada işte. Bakarsanız 105 milyar, 56 milyar, 160 milyar liralık bir paya sebep olmuş. Hane halklarına ise arkadaşlar transferler 2 milyardan 4 milyar artmış. Yani bir artış var, evet. Hane halklarına yapılan artışlar arkadaşlar gerçekten gerekli insanlara ise bu ödenekler biraz daha arttırılabilir. Ama çok da fazla hane halkını arkadaşlar ödeneklerle beslerseniz bundan sonra bir tembelliğe neden olur. İnsanlar çalışmak istemez zaten de ekmek elden su gölden mantığıyla. Bu da arkadaşlar bizim gibi Avrupa'nın gerisinde kalmış, daha fazla onlardan çalışarak onların önüne geçmek isteyen bir ülkede güzel arkadaşlarım bu tarz transfer zaten çok olmaması gerekiyor. Ama olan da arkadaşlar gerçekten hakkı olarak kim alması gerekiyorsa onlar arasında paylaştırıyorsa hiçbir problem yok demektir. Ama hani bunun hane halkına dedikten sonra hükümete yakın ya da zengin olup da kendi paralarını başkanın üzerine gösterip çıkanlar ya da tanıdığıyla siyasi bağlantılarla tanıdıklarından ismini yazdıranlar vesaire. Yani bunlar oluyorsa zaten çok sıkıntılı bir durumlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim güzel kardeşlerim. Bunu göstermek istemiştim. Daha çok şey nedir diye. Ha, burada geriden ayrılan paylar da var. Ben bunu da söyleyeyim. Geriden ayrılan paylar güzel kardeşlerim. Bunlar da daha çok il özel idareleri ve belediyelere gelen gelirlerden tahsilat yapılıyor arkadaşlar. Yani belediyeli ayrılan paylar. Belediye ayrılan paylar da iki katına çıkmış. Lakin bu belediyede ayrılan paralar ne kadar bütün siyasi partilerin belediyeleri, yani CHP'si, AK Partisi, MHP'si, HDP'si ayrılmadan ne kadar veriliyor? O da tabii bir tartışma konusu. Tekrardan güzel kardeşim, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olup beni destekleyebilirsiniz. Diğer videolardan haberdar olmak için bildirim butonuna basabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.